Bu videoda spoiler yerleştirmesi uygulanmaktadır. Ah siz yabancı dizi de mi istiyordunuz benden? Demek ki istenebiliyormuş. Sonunda bir yabancı dizi benden son dönemde en çok istek alan dizi oldu. Vallahi inanılmaz. Ama şimdi abi sen de yerlileri bir başka gömüyorsun. Diyorsunuz ya hep. İşte ondan şaşırdım. Koca sektörde bugüne kadar kimsenin söyleyemediklerini söyleyebildiğim için yüreğinizin yağları eriyor biliyorum ama hani da bir yerli dizi mezarlığı gibi bakmazsak? Ha? Gerçi evet şimdi bahsedeceğimiz dizi yabancı ama konusu parasızlıkla başladığı için çok da yabancı olmadığımız bir dizi. Squid Game bütün videodan önce. Bunu da mı beğenmedi olmasın? Squid Game gelmiş geçmiş bütün orijinal Netflix dizilerinin arasında sonuna kadar sıkılmadan ve merakla izlediğim en nadir yapımlardan biri oldu. Çünkü Netflix dizilerini bilirsiniz genelde şöyledir. Birinci bölüm böyle kaymaklı ekmek kadayıfı, ikinci bölümden yedinci bölüme kadar da pazar işi kaymaklı bisküvi. İşte o kaymak da bisküvi yapışsın diye. Anladınız siz. 8. bölümde yine bekleriz tatlısı ve kapanış. Ama işte bu dizi onlardan değil. Dizi bir Güney Kore yapımı ama aynen Türk komedi filmlerinin yetmişi gibi başlıyor. Parasız kalıp mafyaya borç takan adam kurgusuyla. Sonra da Türk komedi filmlerinin %90'ı gibi tokat da geliyor ama o başka bir konu. Yani borcu mafyaya olsun ki her evet desin mantığıyla başlayan dizinin ana karakterinin de senede bir gördüğü küçük bir kızı var. Ona doğum gününde hediye almak için Annesini bile dolandıran bu adam annesinden aldığı parayı da gidip at yarışında yiyor. Kazandığı parayı da mafyadan kaçarken çaldırıyor. İşte tüm bunlar olurken de oyunculuklar o kadar abartılı geliyor ki hatta böyle bir an başrolün ağzını büzesiniz geliyor ama acaba dizinin sonu böyle gelir mi diye düşünmeye başlarken farklı bir memleketin konuşma kültürünü izlediğinizi hatırlayıp alışmaya başlıyorsunuz. Aa, ama biz de bu abartılı oyunculuğu denemedik değil. Anne bana doğruyu söyle. Abimi sen mi öldürdün? Cevap ver. Ben yapacağım. Aa! Bak işte bize yakışmıyor. Neyse daha sonra başrolümüzün yanına takım elbiseli bir adam geliyor ve ona çok para kazandıracak bir oyun için üzerinde telefon numarası yazan bir kart veriyor. Karakterimiz de çaresiz bir şekilde o numarayı arıyor ve para kazanmak için mevzu bahis oyunlara katılıyor. Bu arada kazanılacak para da tam 45 milyar won. Hani dedim ya az önce dizinin konusu parasızlıkla başladığı için bizim memleketi de hemen sardı diye. Bakın Google'a girip sadece ve sadece 45 yazınca en başta ne çıkıyor? Ama durun şimdi siz videoyu kapatıp hakikaten kaç lira ediyor diye Google'a gidersiniz. 45 milyar won 337 milyon TL yapıyor. Neyse ana karakterimiz işte bu para için katıldığı oyunda bayıltılıp hiç bilmediği bir yere götürülüyor ve eşofman takımı giydirilmiş bir vaziyette Yüzlerce kişinin arasında uyanıyor. Ama karakterimiz ne oluyor? Burası neresi? Nereye geldik biz demeden uyanır uyanmaz bir amca ile konuşmaya başlıyor. İyi misin amcacım? Canım amcam, gülüm amcam. Hı, evet, 15 dakika önce anasını dolandıran adam. Neyse orası önemli değil. Zaten dizi madem bu kadar masraf yaptık işi şansa bırakmayalım diyerek La Casa de Papel esansıyla kırmızı kapşonlu tulumu çingene pembesi yapıp muhtemelen PlayStation oynarken tasarlanan bir maske de kullanmışlar. Hatta dizinin sonlarına doğru bir kutu geliyor. Diyorsunuz ki herhalde son oyunu PlayStation'da oynayacaklar. Ama hayır, dizideki oyunlar çocukların neredeyse 100 yıldır oynadığı oyunlardan ilham alınarak tasarlanmış. Kırmızı ışık, yeşil ışık oyunundan ilham alınarak hazırlanan ilk oyunda da hareketleri algılayabilen dev bir bebek var. Herkes bu şapşik bebekte bir çocuk oyunu oynayacağını sanarken bir silah sesi duyuyorlar ve en öndeki oyuncu yere düşüyor. Sonra da diğer oyuncular diyor ki... Bu ses de neydi? Değil mi? Yani yüksek bir ses çıkartıp insanı öldüren şey ne ola ki acaba? Sonra da diyorsunuz ki bunlar çok yaşamaz. Ve kafasından vurulduğunu zanneden figüron eşliğinde hakikaten ilk oyunda yüzlerce kişi ölüyor. Ve daha sonra şu muhteşem görsel efektlerle kapanınca hiç de belli olmayan bir kapakla bütün bunların bir adada yaşandığını anlıyoruz. Da biri bana söylesin ne olur. O kapak niye var? Hadi ada dışarıdan kamufle olsun, içeriden ne yaptığımızı görmesinler diye var da. Sizce o kapak hakikaten görünmüyor mu? Ve iki madem her şey gizli 200 kişi öldürürken niye açık? Görsel efektçi sağlam yere kapak atmış dedikten sonra o kapağı da bir daha görmüyoruz zaten. Neyse zaten oyuncular imzaladıkları sözleşme gereği evlerine tekrar geri dönebiliyorlar. Sonra da diyorlar ki çalışıp para kazanacağımıza ölürüz daha iyi ve tekrar oyunlara geri dönmeye karar veriyorlar. Geri dönerlerken de bir polis peşlerine takılıyor. Böyle bir organizasyonu yapan adamlarda bu kadar yakından takip eden bir polisi fark etmiyor mu? Yok maskeden görmüyorlar ki. Değil mi? Halbuki şöyle bir şey taksalar. Bu arada tabii başka oyunlar da oynanıyor ve bütün yarışmacılara sadece ölmeyecekleri kadar az yemek vererek birbirlerine düşürüyorlar. Benim yemeğimi niye çaldın? <laughs> Şimdi bir adada az yemek vererek birbirine düşürülen yarışmacılar. Bu size de bir yerden tanıdık gelmedi mi? Zaten oyunların finali de Kıbrıs'ta olmasa da aynı adada VIP seyircilere karşı yapılıyor. Seyirciler de bunlar. Çok zengin oldukları için altından boynuz takan adamlar. İşte bu VIP'lerin İngilizce konuşmasından, bu oyunların aslında Amerika'nın oyunları olduğunu anladığımız anda öğreniyoruz ki bu adamlar çok zengin oldukları için parayı harcayacak yer bulamamışlar. Böyle bir oyuna seyirci olarak katılıp acaba hangisi hayatta kalır diye de bahis yapıyorlar. İzlerken de aman ne olur ne olmaz kötü adam olduklarını anlamayız diye de viski içip kötü şakalara kahkaha atıyorlar. 69 mu? Onu ters çevir. 96. <laughs> yani o kadar zengin ve kötüyüz ki cinsel şaka yapabiliyoruz. Sizin Hı, işte yine bir yerden sonra iğrenç zenginler mağdur fakirler edebiyatı. Yani senarist dese ki ilk 6 bölümü ben yazdım geri kalanı yeğenim yazmış. Vallahi inanırım. Zannediyorsunuz ki en azından 6. bölümden itibaren net bir şekilde bu oyunları esas yöneten kişi olduğu anlaşılan bu amca çocukluğunda çalışıp para kazanmaktan oyun oynayamamış. Burada böyle parasıyla oynayıp bu şekilde çocukluğunu yaşıyor. Bu da iyi bir final olmayabilirdi belki ama kadın göğsünden yastık yapan adamlardan daha içsel bir fikir be. He? Ya orada kadından ayak sehpası var. Gerçi sehpaya gelene kadar dizide başka bir karakter var. Allah günah yazmasın. Camdaki kızdaki bir anne var ya. Ha işte sinir bozma konusunda. O karakterin daha üstüne çıkabilecek başka bir karakter daha olmaz diyordum. Büyük konuşmuşum. İşte buyurun. Kültür açısından gayet normal olan ama bize göre abartılı olan Güney Kore oyunculuğunun her bir mimiğine dublaj yapmaya çalışan seslendirmenin dram dolu dakikaları. Sakın gelin. Demet tamam mı? Ne oldu? E şu türsek bize iğne mi yapacaksın sen? <laughs> Ayrıca on parmağımda on marifet vardır benim. <laughs> ne oldu? Ben abla falan değilim. Duydunuz beni değil mi? En zayıf halka. <laughs> Bak tansiyonum düştü. Şimdi bir şey deneyelim mi sizinle? Az önce duyduğunuz dublajlı sahneleri... ...WhatsApp'tan bir arkadaşınıza gönderin... ...ve hiçbir şey demeyin. Bakalım ne diyecekler çok merak ediyorum. Sonucunu şuraya atarsınız. Bu arada abartı dedim. Bakın aklıma ne geldi. Dizide bir slow motion sahnesi var. Böyle slow bir motion görmediniz. Dizide oynanan oyunlardan biri de seksek ve bakın camların üzerinde atlanarak tamamlanan bu seksek bittikten sonra neler oluyor? Ne yaptın anne? İyi misin? Ha, öyle bir sesini duyayım dedim de. İşte ben de ne yapayım çalışıyorum. Hı, evet. Dizi izi para kazanıyorum. Evet. <laughs> Ey Güney Kore. Ağzımda da mısır var. Tamam en azından bizim gibi bakışma sahnelerinde yapmıyorsunuz bu işi. Ama kimse kusura bakmasın da slow motion'ı İlk biz icat ettik. Tamam, şaka bir tarafa. Daha sonra tabii ki bütün oyunları başrolümüz kazanıyor ve bu kadar ölümden sonra akli dengesini kaybediyor ve kazandığı paraya da asla dokunmuyor. Tam bir yıl sonra oyunlardaki amca onu çağırıyor ve bu oyunları kendisinin düzenlediğini söyleyince de birden kendine geliyor ve gidip saçlarını kırmızıya boyuyor. Peki bu adamın borçlu olduğu peşindeki mafyaya ne oldu derseniz işte mafyada adam saçlarını kırmızıya boyadığı için tanımıyorsa demek yani adam o kadar ölüm riskine gireceğine saçını kırmızıya boyaması yetiyormuş ya. Tamam, Kaiji mangasının konusu. La Casa de Papel'in kostümleri, Survivor'ın taktiği falan bir tarafa ama en nihayetinde ne oldu? Squid Game şu anda bütün dünyanın konuştuğu bir dizi oldu. Bilmem belki yapılmıştır ama çok da reklamını görmediğim halde. Zaten hiç de gizli olmayan bir gerçek var ki bir dizinin ya da filmin reklamını en iyi kendisinin yaptığı. Yani ne aynı anda bütün televizyon kanallarına girdiğiniz reklam, ne bütün Türkiye'de giydirdiğiniz binalar, ne de billboardlar yapar. E artık kabul edelim isterseniz. Sorunun dil olmadığını da öğrendiğimize göre, en azından 101 seviyesinde olduğumuz dizi konusunda Güney Kore'den öğrenecek çok şey var. Ne yani şimdi para için bir adada buluşup birbirini öldüren insanlar mı? Hem de bir sınıfta buluşup öğretmenlerini aşık etmeye çalışan liseli öğrenciler varken. Kapat. Kapat çünkü sinirim bozuluyor. Bari bir tulum giydirseydik.